Kasko ile ilgili bir soru var. Kaskonun caiz olmadığı söyleniyor. Çünkü kumardaki gibi ya sen ya şirket, yani kazananın belli olmadığı bir şey. Caiz mi değil mi? Şimdi hükümler benzerliğe göre değil, farklılığa göre verilir. Şimdi burada benzerlikle bakarsak, şurada hanımlar oturuyor, burada erkekler oturuyor. Hani şeyler diyor, bu DNA konusunda çalışma yapanlar, yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen, içinizde tabipler de var. Erkeğin DNA'sı ile kadınınkinde %98'e kadar bir benzerlik olduğu söyleniyor, değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Ha? Ha, doğru. E şimdi %98'lik benzerlik var diye erkeklere de kadın desek doğru olur mu? Birisine erkek, birisine kadın dememiz o benzerlikten dolayı mı, yoksa o %2'lik farktan dolayı mı? Dolayısıyla benzerliklerden hareket ederseniz her şey birbirine karışır. Bu olmaz. Farklardan hareket edilir. Şimdi bir insan kumar oynamak istese, kumar oynamak isteyenlerin hiç gidip parasını sigortaya yatırdığını duydunuz mu bugüne kadar? Böyle bir şey olur mu? Sigorta bir yardımlaşma organizasyonudur. Benim arabam hasar görürse ben, senin görürse sen. Bir de bu işi yapan insanlar vardır, o da onların oradan yararlanmış olacaktır. Efendim burada bir takım şey, şu var, bu var, sen çalış daha iyisini yap kardeşim.